Arkadaşlar bu sorumuzda bir ana sınıfındaki Elif, Filiz, Kerem ve Melih ile ilgili şu bilgiler verilmiş. Çocuklardan üçünün ağırlıkları aynıymış. Tahterevellinin sol tarafına Elif ile Filiz binmiş. Sağ tarafına da Kerem ile Melih binmiş. Hocam sol taraf daha ağır bastığı söyleniyor. Yani Elif ile Filiz'in toplamı Kerem ile Melih'in ağırlıkları toplamından büyük olacak. Hocam ikinci durum, tahterevellinin sol tarafına Elif ve Kerem binmiş olsaydı, pardon şöyle ekranı biraz düzelteyim, Elif ve Kerem binmiş olsaydı, sağ tarafına da Filiz ile Melih binmiş olsaydı diyor, yine sol taraf ağır basacaktı. Buna göre hangisi doğrudur diye sormuş. Hocam şu eşitsizliğe bakarsanız zaten Elif ve Melih aynen duruyor. Ne yapmış? Kerem ile Filiz yer değiştirmesine rağmen eşitsizlik değişmemiş. Demek ki ne olması lazım? Kerem ile Filiz'in yer değiştirmesi fark etmiyor. Bu iki arkadaşın ağırlıkları birbirine eşitmiş. Hocam sağ taraf daha ağır olduğuna göre demek ki Elif Melih'ten büyük olması lazımmış. Bu ne demek? 3 tanesinin de ağırlıkları birbirine eşitti. En ağır olan arkadaşımız Elif, diğerlerinin ağırlıkları birbirine eşitmiş. Elif ile Filiz'in kiloları aynıdır diye sormuş. Hayır hocam, Elif en ağırdı. Birincisi yanlış. Filiz ile Kerem'in kiloları aynıdır diye sormuş. Evet, Filiz ile Kerem'in kiloları aynıydı arkadaşlar. İkincisi doğru. Elif Melih'ten daha ağırdır diye sormuş. Evet, bu da doğru. Elif en ağır olan arkadaşımızdı. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru cevabımızdır.